Şimdi ağalar, çok günahlar var ya, çok. Bir günahı küçük görme, en büyük günah belki de, değil mi? Daha büyüğü var mı? Var var. Şimdi insanlar İslam'ı sadece namaz, oruç, hac, umre, sadece böyle bir döngüye sıkıştırmışlar. Zekat, içki, zina, değil mi? İslam'ı sadece bu 3-5 tane parametreye sıkıştırmak İslam'a zulüm olur mu olmaz mı ya? Senin hayatından müdahale etmediği hiçbir alan, hiçbir saha mevcut değil. Bir gün yatağa yatayım desen İslam orada müdahale ediyor mu? Ediyor. Şöyle yatabilirsin diyor. Bir gün yemek yiyeyim desen midenin kaçta kaçının ne olacağına kadar müdahale ediyor mu? Ediyor. Bir insanla tam gerilim anında kalbini kıracak olsan İslam oraya da müdahale ediyor mu? Ediyor. Bugün insanların en zor söz dinlediği ve en zor söz anlattığı evre savaş evresidir. Çünkü düşünsene yani ülke ülke birbirinize girmişsiniz. İslam orada dahi müdahale ediyor mu? Ediyor. Bahçelerini talan etmeyeceksin, hayvanlarını talan etmeyeceksin, çocuklarına, kadınlarına, ihtiyarlarına bulaşmayacaksın. Esir olana esir muamelesinde bulunacaksın. İslam rüyalara dahi müdahale ediyor. İslam'a tabi bir hayat sürdüğün anda rüyalarının bile nasıl değiştiğini göreceksin. Her yere uyum sağlayan, her yerde söz hakkı olan İslam için diyorsun ki sadece namaz, oruç, zekat, umre, hac değil mi? Sadece buraları sıkıştırıyorsun. Vallahi içkim yoktur yani, ben haşa peygamberin bir altıyım diyor yani adam. Onu diyor yani İslam. Bu kadar mı sadece? Şimdi kainatta yaratılış gayeni bilmezsen, an ve an beni tanıyıp beni bilmen lazım diyen bir Allah'ı hiç ama hiç umursamazsan, acaba böyle bir davranışın irtikab ettiği günah karşısında içkiyle yan yana geldiğinde ne olur, ben merak ediyorum açıkçası. Kainatın birinci gayesi. Şimdi bazen buraya arkadaşlar geliyor, diyor ki abi ben kızın elini tutuyorum diyor. Bunun günahı nedir diyor. Hani günah şey ya, bu gazete kuponu. 3 günah 5 sevap değil mi abi? Bunlar gazete kuponu değil, sevap günah. Allah'ın razı olduğu ve razı olmadığının sembolize halleri. Biz öyle idrak edelim diye. Şunu yaptım 3 sevap. Samimi yaptın mı? Allah razı oldu mu? Onlar varsa eğer bu sevaplar mevcut. Çocukla muhabbet ettiğimde şunu görüyorum. Daha o lige girmemiş ki onun günahı olsun. Şimdi mesela ben mahallede futbol oynasam ama dünyanın en iyi topçusuyum. Bana para verir mi Barcelona? Vermez değil mi? Niye? Ben evraklarla o kulübe kayıt yaptırmamışım. Peki Barcelona'da kayıtlı olsam ama yedek kulübesinde otursam verir mi bana? Verir değil mi? Niye? Ben artık evrakta bir şekilde o kulübün futbolcusuyum. Şimdi o arkadaşla bir muhabbet ediyoruz. O arkadaş iman dairesinde değil yani. Kendi söylemleri şirk üzere söylem. Sen iman dairesinde dahi değilken, yani ligde dahi değilken kızın elini tutup tutmama kısmı sana zaten tam bulaşabilen bir kısım olmuyor yani. Demek ki baktığında böyle bizim aklımızda ve zihnimizde kazınmış 3-5 tane böyle günah saydığımız şeyler var. Ya içki içmiyorum, bu dünyanın en iyi adamı benim. Acaba kainata geliş amacı olan peygambere benzemesen, Rabbini tanımasan, onu tanımadıktan sonra ne kadar emir ve yasar olduğunu da bilemezsin yani. Sadece hep dededen duyma 3 tane 5 tane. Ya lige dahi girememişsen, belki içki içmen bile konuşulmayacaksa. İnsanlar bu cihetlerde ciddi gaflette. Ve bana sorarsanız Müslüman kimlikli insanların gafleti daha büyük. Çünkü mesela insan en çok kime kızar Uğur? Yakınına kızar. Çünkü yakınından bir şey bekler insan. Şimdi ben dışarıda arabayla giderken sürekli barda, pavyonda insanlar görüyorum. Onlar için üzülüyorum ama bir şey yapamıyorum yani. Ne yapacaksın, adamın yakasına mı tutacaksın? Böyle yapıyorum yani. Tedrici yavaş yavaş yapıyorum. Ama buradan sizin onunuzu birden barda, pavyonda görsem sopayı alır da alırım yani. Niye? Çünkü yakınız biz birbirimize değil mi? İnsan yakın oldu mu onun yaptığı hata daha çok ağrına gider. Ya biz seninle aynı yolu yürümedik mi? Aynı işleri yapmadık mı? Sen nasıl olur da böyle bir işlerde, hallerde bulunursun diye, değil mi? Allah Azze ve Celle için de Müslümanın yaptığı ufacık hamleler bu nevden oluyor. O yüzden de gadab ilahi, Allah'ın kızması, bana sorarsanız Müslümanların uyuşukluğu, dünya sevgisi ve dünya tutkusundan daha zirve geliyor bana. Yani ötekiler zaten lige girmemiş bir zümre. Onun yaptıkları zaten ciddi günahlar mevcut. Ama sen ismen Müslümansın, amellerin onların aynısına benziyor. Yani bu ümmet senden bir şeyler bekliyor. Allah bu Kur'an'ı senin için indirmiş, peygamberi sana göndermiş. Dünyaya ve yeryüzünde belli başlı projeler yapmanı bekliyor ama senin yaşantın onların yaşantısından, yani ben Allah'a inanmıyorum diyen bir adamın yaşantısından hiç farklı değil. Hatta bazı yerlerde amel olarak daha kötü. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bu iş gayretullah'a dokunur mu, dokunmaz mı yani? Biz ligdeyiz ama sürekli geri adım atıyoruz. Sürekli yanlışlarda bulunuyoruz. Yani. Daha Allah'ı tanımıyoruz ki emir ve yasakları ne olsun, nasıl bileceğiz yani? Çok üzücü. Bir gün Allah Resulü böyle durduğu yerde böyle yapıyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah ne oldu diyor ya. Dünya bana kendini sevdirmek ve vermek istedi diyor yani. Ben de seni istemiyorum diye elimle kovaladım diyor yani. Dünya gözünün önünde şekillenmiş resmen Resulullah'ın. Ve dünya bana ayrılırken şunu dedi. Sen beni almadın ama ben senden sonrakilere kendimi zorla vereceğim dedi diyor. Aradan biraz vakit geçiyor. Hazreti Ebu Bekir'e bir gün soğuk su getiriyorlar. O dönemin soğuk susu da şimdi buzdolabından almıyorlar yani. Testiyi içine su koyuyor, güneşe koyuyor. Testinin dışından damlacıklar sızıyor mu? Güneş vurunca buharlaşıyor mu? Peki su buhar haline dönerken ortamın ısısını alır mı? Ortam dediğim ne? Testi. Testinin ısısını alınca testi soğuyor. Soğuk su dediğimizde böyle yani. Onun bile zahmeti gırlı. Tam Hazreti Ebu Bekir içerken böyle bırakıyor testiyi, ağlıyor. Ne oldu ya Ebu Bekir diyorlar. Resulullah'ın bu buyruğu geldi aklıma da. Şimdi bana mı kendini sevdirmek istiyor bu dünya dedim diyor.
O anda bile mi? Vallahi o anda bile işte yani. Nereden insanı taklaya getireceği belli değil. Bir insan vardı, dedim ki yemek noktasında zaafı vardı. Zaafı şöyle, kendi söz veriyor, kendi sözünü bozuyor. Diyor ki ben bugün yemeyeceğim diyor, o gün yiyor. Ya diyor şu kadar çikolatadan bir şey olmaz, bu kadar şekerden bir şey olmaz. Hep kendi sözünü çiğneye çiğneye dedim ki seni şeytan bu noktada şu an talim ve terbiye ediyor. Seni hiç problem olmayan bir yerde sözünü bozmaya alıştıracak ve yarın bir gün karı kız alkol ortamında aynı şeyi yaptırabilir dedim sana. Tam aynı vaka oldu, aradan birkaç ay geçti. 5 vakit namazlı çocuk. Gitmiş festivalde, kızlarla içki içmiş, sabahlara kadar eğlenmiş, keyif etmiş. Bir çikolatadan olay olur mu? Tam da o çikolatadan olay olur. Deformasyonlar nasıl oluyor zannediyorsunuz? İnsan nasıl Allah'ı inkar ediyor zannediyorsunuz? Şöyle mi? Bir gün uyandım, ya Allah bugün inkar edeyim. Deformasyon böyle olabilir mi ya? Çözümü de böyle değil, deformasyon da böyle değil yani. Bu dünya hikmet dünyası. Bir anda olan şeyler ahirette. Niye orası? Kudret diyarı. Bir anda. Şimdi o yüzden neyin ne şekilde günahı irtikap ettiğini tahmin edebilmek ancak dine vukufiyetle belli başlı cihetlerde mümkün olabiliyor. Öyle bir anda öyle bir gönül kırıyorsun. Bunun karşılığı yaptığın birçok ibadetlerin sonlanmasıyla neticeleniyor. Şimdi baktığında neyi neyden daha ciddi Allah'ın rızasından adamı uzaklaştırıyor. Bunu anlayabilmek için her gün bu işleri soluklayıp asla bu işlerden vazgeçmemek icap ediyor. Ya Rab bugün de seni tanımayabilmeye ihtiyacım var. Yarın da var, öbür gün de var. 24 saat değil 48 saat olsa ben Helmin Mezit diye bağırırım. Ya Rab sana çok ihtiyacım var diyen insanlar istiyor Allah. Bunlar olmadıktan sonra ne olabilir? Bir insan kendini iman dairesinde zannedip o dairenin dışarısında da olabilir. Yani ya ben iman etmişim diyen çok insan ahirette kafir muamelesi de görecek. Hadislerde geçiyor değil mi? İmanlı yatarlar, kafir uyanırlar. Böyle ciddi bir imtihan yani. Bazen bir bardak sudan, bazen bir çikolatadan kandırıyor yani. Görünüşteki ufak şeyler mahiyet olarak da ufak demek değildir değil mi? Netice olarak daha ciddi bir şey de olabilir. Ben şurada bir imza atarım ama bütün arsalarım gider. Zahirde ufak bir şey ama neticesi ufak değil değil mi? Bir imza attım mı bütün evini araban gitti mesela. Şimdi bu insanların akıbetine baktığında korkunç bir akıbeti bekliyor yani. Ahirete gidişin 3 veçi var. Ya bizzat cennete girersin imanlıysan. Ya bizzat cehenneme girersin inkar ediyorsan. Ya da önce cehenneme gider ondan sonra cennete gidersin imanlı ama çok günahkarsan. Allah yani razı değil ve affetmiyorum diyor günahları. Ondan sonra ne olur? Cehennem, cehennem, cehennem. Ondan sonra cennet olur. Şimdi ahirette ne kadar kalıyoruz acaba? Kaç yıl? Sonsuz. Şimdi bu dünyada yapabileceğim ameller kaç yıl? Takribi kaç diyor üstad? 60 yıl. 60 diyelim yani ortalama insan ömrü değil mi? Şimdi 60 yılın karşılığı sonsuzla neticeleniyor. Şimdi bunu bir insana söylediğinde kendi yaptığı küfrün mahiyetini bilmediğinden dolayı bunu yadırgıyor. Ya ne var ki yani bir Allah'ı inkar ettik diye 60 yılda inkar eden adam sonsuz hayatta yakılır mı diyor ya? Devamı da var söylemlerin. Nedir o devamı? Ya ama o çok iyi bir adam yani. Dünyada herkese iyilik yapmış bir adam diyor. Yani çok iyi bir insan karar ebedi cehennem. İnsanlar bunu yadırgıyor değil mi? Ya o çok iyi bir insandı ama Allah'ı inkar ediyordu diyor yani. Bu zamanda mektubun ilk cümlesini bir okur musun Muhammed abi? Başta alayım abi. Zaten başlığı istiyorum. Bismihi Subhanehu. Kastamonu 74 268. Abi ne yapıyorsun? Yok yok 268'i niye söylüyorsun? Şefkat yüzünden. Kastamonu 74 268. Gri Punto. Saat 22.58. Evet problem nereden başlıyor? Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin... Bak şefkat yüzünden. Bu olumlu bir cümle yapısı mı, olumsuz bir cümle yapısı mı? Şefkatin yüzünden diye tabiri olur mu? Kainatta en hayırlı şey vasattır. Şefkatte de mi? Şefkatte de. Öfkede de vasat mı hayırlı? Her şeyde vasat hayırlı. Mesela bir insan önüne gelene öfkelense sıkıntı. Kimseye öfkelenmese, mesela amcası bir küçük kız çocuğunu taciz etse, o kız çocuğu da öfkelenmese. Bak bu da sıkıntı. Anladın mı demek istediğimi? Yani ne olması lazım? Öfkenin dengesi. Şefkatle de aynı şekilde mi? Ya ben çok şefkatliyim. Yeryüzündeki bütün canlıları. Sami'nin gözündeki sivilceye kadar. Şimdi ona kadar. Düşsene böyle. Her şeyi seviyorum. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani hiç kötülük yok mu dünyada? Her şeye şefkatim var. Küçük çocuğa tecavüz edene de var mı şefkatin? Saçmalık ortaya çıkıyor değil mi? Yan apartmana sallıyorum. Hırsız girdi. Girerken de yaşlı gariban kadını öldürüp çıkmış. Ona var mı şefkatin? Var. Göndererek, annenin evine de göndererek o hırsızı. Mesela. Doğru mu? Demek böyle bir şey yok yani. Şefkatle de denge şart mı? Ne şartı be? Şart oğlu şart yani. Böyle bir şey olamaz. Şefkat yüzünden diyor. Demek şefkatin kullanım alanı ne olmuş burada Cemal? Sıkıntıya düşmüş. Bazen arkadaşların bir kardeşlerinin üst üste kronikleşmiş hatası var. Ve o hataya çözüm aramayıp üstünü kapatıyorlar. O kardeşi idare ettim zannediyorlar. Bu şefkatin salak kısmı. Bak insan ne zaman idare edilir biliyor musun? Onun ayağı tutmaz bir ay biz omuzumuzda taşırız. İdare edilir. Onun parası olmaz tişörtlerimizi veririz. İdare edilir. O biraz rahatsız olur her gün ona kahvaltı hazırlarız. İdare edilir. Mesela sallıyorum bir adam gizlice namaz kılmıyorsa bu adam tedavi edilir. Bir adam ciddi gıybet ediyorsa bu adam idare edilir mi?
tedavi edilir. İşte şefkati günlük hayatta kullanım alanını bozarsan burada da bozulur. Bir gün Allah'ın hak dediği bir şeyde sen de kuşku duyuyorsun. Dersin ki Allah Allah, bu nasıl hak ya dersin. Niye biliyor musun? Çünkü sen günlük hayatında hikmet dairesiydi ya. Çikolatadan festivale gidiyor ya. Sen de buradan Allah'ın buradaki şefkatini anlayamazsın. Anladın mı Süleyman? Olaylar dengeli yani. Sen yaptığının karşılığını alıyorsun. Bu dünyada doğru amel veya yanlış amel yapıyorsun. Allah cenabinden bir mesele olduğunda doğru ya da yanlış anlıyorsun yani. Sen neysen ona göre görüyorsun. Her neye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi yüzündür. Değil mi? Hak meseleleri anlaman için hak olman lazım. Sadece yapman gerekeni yapacaksın. Kim için? Allah Azze ve Celle için. Cümleyi bir alalım abi. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattir. Bak, şefkat yüzünden diyor. İslam'ın temel disiplinlerinden saptıran nedir? Gereksiz kullanımlı bir şefkat. Konumuz bu. Bu zamanda şefkati kötüye kullanan en önemli fikri cereyan hümanizmdir. Hümanizm güya insan sevgisini esas alan bir insanlık dini diye tanımlanır. Eski tabirle rikkati cinsiyenin ifratıdır hümanizm. Rikkat, acıma, cinsiye, kendi cinsine, insanlık yani insan. Rikkati cinsiyenin ifratı, ifrat fazla kullanımı değil mi? Ne demek oluyor o zaman hümanizm? Gereğinden fazla şefkat. Yani şurada üstad İsim vermeden hümanizm felsefesini anlatıyor herif. Allah Allah ya. Aynı tabir değil mi? Aynı. Üstad hastalıkların adını vermeden hastalık tedavi ediyor. Bu Risale-i bu yüzden bayılıyorum ya. Okuyorsun. Sonra dışarıda birileri bir şey anlatıyor. Diyorsun ki aa, bunlar normal. Yani bu anlattıkları şeylere niye garipsiyorlar ki diyor. Bak, şefkat yüzünden kelimesini al. Şimdi burada da şunu al. Rikkati cinsiyenin ifratı. Aynısı değil mi? Allah Allah. İnsan sevgisi ve insana şefkat adı altında dinin çok hakikatlerini inkar ediyor. Rahmetli Cemil Meriç diyor ki izimlerin her biri idrakımıza giydirilmiş deli gömlekleri, menşeyle lerinden belli hepsi Avrupalı diyor. İnsanları sevgi ve şefkat ismiyle dalalet ve inkara sevk ediyor. Abi, sevgiyle dalalet olur mu? Olur. Hadi çocuk tecavüzcüsünü sev. Sonra o çocuğun anası babası gelsin karşısında da de ki ya o acıyı affedin de ona. Hadi. Hümanizm insanları en canlıcı kavramlarıyla aldatıyor. Bu kavramlar ise sevgi ve şefkat kavramları. Güya sevgi ile ceza, şefkat ile cehennem birbirine zıt kavramlardır. Şefkat yüzünden anladın mı şimdi? Diyorlar ki sevginin olduğu yerde ceza mı olur? Halbuki bu iki kavram birbirini İktiza eder. Gerektirme, icap etme. Olmazsa olmaz demek. Mesela çocuk neyi iktiza eder? Anneyle babayı. Cehennem olmadan cennet lezzet vermez. Ceza olmadan adalet tahakkuk etmez. Mesela masum 10 kişiyi katleden bir caninin idam edilmesine insan sevgisi namına karşı çıkarlar ama 10 masumun hakkını hiç nazara almazlar. Ya şefkatliyiz ya, ellemeyin o adamı. O masum ne olacak? Katledildi. Onun ailelerini anlatsana bunu. Cehennemin varlığını inkar etmek başkadır. Bir insanın cehenneme gitmemesini istemek başkadır. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Hümanizm felsefe cehennemi gereksiz ve acımasızlık olarak görüyor ve varlığını inkar ediyorlar. Bu bakış ve bu fikir imanla asla tevil edilemez. Bu fikir zımnen haşa Allah'ı yalanlama, Allah'ın iradesini gereksiz görme anlamı taşımaktadır. Oysa Hazreti Ebubekir ya da üstadımız insanların cehenneme girmesini merhametleri gereği şiddetli bir şekilde istemiyorlar ama cehennemi de gereksiz ve acımasız görüp inkara kalkışmıyorlar. Evet, okumaya başlayabiliriz. Şefkat-i insaniye, merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden... İlhat, dinsizlik, inkar değil mi? İlhat. Yani bir insan azabı reddetse neyden olur? İmanından olur. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sekam-ı kalbidir. Kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak. Burada nasıl bir yoruma sapıyor? Olumsuz bir yoruma. Niye? Çünkü birisinin sonsuz bir şekilde yanması o kişinin şefkatine ne geliyor? Ağır geliyor. Bu nasıl bir şefkat? Hastalıklı bir şefkat. Nasıl bir adalet kavramı bu? Hastalıklı bir adalet kavramı. Devam. Kur'an'ın ve Edyan-ı Semaviye'nin bir kısmı azimini İnkar ve tekzip olduğu gibi bir zulm-ü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Bir tanıdığım bir kadınla karşılaşıyor, denk geliyor. Kadın böyle İslami bir meseleden konu açıyor. Bizim arkadaş da anlatınca şu cevabı vermiş. Bak, ben Allah'a sizden çok inanıyorum ve sizden çok seviyorum ama benim inandığım Allah yakmaz demiş. Peki Kur'an'ın anlattığı Allah, onun inandığı Allah'la aynı Allah mı? Aynı Allah değil. Demek bir yerde bir problem var değil mi? Burada da tam bundan bahsediyor. Devam edelim abi. Çünkü masum hayvanları parçalayan
yaşayan canavarlara himayetkârâne şefkat etmek, o biçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Şimdi paşa geldi yukarı. Şöyle kapıdan baktı böyle. Har hır hür ya dedi. Sami'nin baş parmağına ayar oldu. Ta köyde böyle gıcık olduğu bir tavuk varmış bizim paşanın, bizim köpeğin. Sami'nin ayak parmağı da onu hatırlattı. Girdi içeri böyle. 5-10'unu birden parçaladı burada. Yörük deyince sen de gittin. Çat çat! Hepinizi ısırdı, parçaladı, attı köşeye. Bir baktık onu birden telef oldu bunların. Halis de hala diyor ki vay paşam, vay kuzum, çiğ köfte yapamıyorsun. Ulan Halis, bizim vakıfları telef etti bu hayvan. Halis de dese ki abi tamam telef etti ama bunun aşısı tam. Allah Allah. Halis bunları telef etti. Abi telef etti ama bunun rengi taba. Ne olur burada Halis hala paşayı savunsa? Gadir ve vahşi bir vicdansızlık olur bu Halis'in yaptığı. Devam! Ve binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanın sui akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden... Şimdi insanların sonsuz hayatını mahveden temel öğe ne oldu burada? Günahlar oldu. Şimdi biz Müslüman olarak isimlere değil sıfatlara düşmanız. Biz içki içene değil içkiye düşmanız. Biz zina edene değil zinaya düşmanız. Bir madde bağımlılığına düşmüş bir arkadaşa değil o maddeye düşmanız. Bir Müslümanın vasfı olur değil mi? Biz sıfatlara düşmanız. Yani günahlara düşmanız biz. Hatasız bir insan var mı tanıdığınız? Yok. Biz de o hatalılardandık değil mi? Hala da öyleyizdir yani. Birçok noktada hatamız kusurumuz gırladır, tonladır yani. E şimdi o zaman her insanı hatasından dolayı at köşeye. Lan bu bunu yaptı, bunu yaptı diye. Hayır. Biz isim ve kişilere değil sıfatlara düşmanız ama o sıfatlara çok düşmanız. Bir de o sıfatları aldanmışlıkla değil de aldatma gayesiyle hala devam eden şahıslara da hafiften sinirliyiz. Mesela bütün hakikatleri, her şeyi bilen bir insan hala bunca genci yoldan çıkarabilecek onlarca yüzlerce pavyon açsa insan bir üzülür, sinirlenir yani. Ulan bu kadar işi biliyorsun, okuyorsun, ediyorsun. Hala bu içkili mekanı ne diye açıyorsun be adam yani? Niye? Çünkü o senin mekanında günaha giren bir insan sonsuz bir azaba girme ihtimali var. Her günahta küfre giden bir yol var. Hele ahir zamanda. Çok kestirme bu yollar. İnsan masadaki salak bir arkadaşına kendini beğendirebilmek için bile Allah'ı inkar ediyor. Böyle bir asırdayız. Öyle olmuyor mu? Bak düşünsene yani bir tane ergene kendini beğendirmek için Allah'ı inkar ediyorsun. Böyle bir asırdayız yani. Şimdi demek ki günahlar bu işin neticesinde burayı doğurduğundan dolayı bizler insani cihette günah ve günaha teşvik eden, sevk eden yerlere üzülüyoruz. Ve buna üzüldüğümüzden dolayı da alternatif oluşturuyoruz. Adam orada onları içeceğine, burada çayını, kahvesini, frappesini içsin. Adam orada bilmem neler içeceğine gelsin, burada ciğerini, tantunisini yesin. Niye paylaşıyoruz o görüntüleri? Onun dışarıda özendiği dünyaya alternatif bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Alternatif. Ben bu kelimeyi bir Müslüman için çok cari görüyorum. Alternatif oluşturma. Bu dünyanın konjonktürü şartları belli yani. Sen sürekli böyle masadan hadi lan, öyle mi lan, böyle mi lan diye sövecek misin? Yoksa bunlara alternatif helaller oluşturabilecek misin? Oluşturmak zorundasın bence. O insanlar dışarıda yalnız kalmaktan korkuyor, haramlarla birileriyle vakit geçiriyor. Ben onlara alternatif oluşturmak için elimden geleni yapmak istiyorum Allah'tan. Niyaz ediyorum. Eminim siz de aynı duayı ediyorsunuzdur. Allah dualarımızı bir eylesin. O yüzden burası yetmeyecek, daha fazlaları olmak icap edecek. İstanbul'da, orada, şurada, burada neyse yani. Allah büyütsün, yürütsün, çürütsün inşallah. Ama önemli bir şey değil mi? Demek günaha düşmanlık sadece oturduğun yerden küfür etmekle olmuyor. Amelle oluyor, amelle. Bu ameli bir anlayamadılar. Zıttını yapman lazım. Bugün sünnete bakın. En berbat adama ölene kadar küfret, bir gıdım sevap yok. Demek İslam'ın senden beklediği bu değil. Senden pozitif, alternatif bir adım istiyor İslam. Peki bu günahlar için neden bu kadar ciddi adımlar atmaya çalışıyoruz? Bu günahlar bir insanı sonsuz hayatından, sonsuz saadetinden edip sonsuz bir azaba düçar edebilir. Dışarı çok üzücü hakikaten o cihetlerde. Mesela bazen insanlar dışarı giderken ne diyorlar? Lan dostum gel de şu efkarlı dağıtalım. Yani neyi dağıtalım diyor çavuş? Fikir demek, fikirler demek. Yani gel de şöyle iki içelim de şu fikirlerimizi dağıtalım diyorlar. Niye? Çünkü saçma sapan hallerde dağıtılmayan bir fikir birazcık mantıklı düşünse Allah'ı tanıması gereken bu dünyadan lezzet değil azap duyar. O hallerde bulundu. O yüzden ne yapıyorlar? Yoğunlaşmaktan korkuyorlar yani. Sürekli o kafayı dağıtmaları lazım. Niye? Senin hücrelerine kadar bütün fikirlerin dahi sürekli Allah'ı istiyor. O Allah'ı isterken senin nefsin istemiyor ve sen arada sıkışıp bir azap duyuyorsun. Peki ne yapacaksın bunun karşılığında? Efkarı dağıtacaksın, fikirleri dağıtacaksın. Ya devam. Ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şen'i bir gadirdir. Meseleyi biraz anladınız mı? Birilerinin sonsuz hayatına suikast bulunuyor bazıları ve sen o bazılarına hala acıyorsun. Bunun başka alternatifleri de var değil mi? Birisi Allah'ı inkar etmiş
Ama karşılık veren ne diye karşılık veriyor? Ya iyi de abi, yani o çok da iyi bir insan yani Allah katında. Belki yani bir Allah'ı inkar etti diye mi sonsuz cehenneme alıyor? Ya bu bilim adamları niye cehenneme gidecek ki? Yani bugün insanlığa bu kadar şeyler sunmuşlar diye sorular var değil mi? Öyle ateistler var ki insanlığa hizmet sunmuş ve dünya iyisi insanlardır diyorlar. Yine de sonsuz cehenneme mi gidecekler? Allah'ın sonsuz rahmeti buna nasıl müsaade ediyor diyecekler. Şimdi onlar iyi olabilir, çok iyi işler de yapmış olabilir ama onun yapılmasının bir alanı olması lazım. Nasıl bir alanı olması lazım? Şimdi ben bir fabrika sahibiyim diye düşünün. Fabrikamda böyle on binlerce işçi çalışıyor. Bu Cemal de kabiliyetli bir adam, kendine göre iyi niyetli bir adam. 30 yıl boyunca benim fabrikama gelip benim fabrikamdaki bütün işlere yardım etmiş. Ama benim bundan haberim var mı? Yok. Hiç gelip evraklarla başvuru yapmış mı? Yapmamış. İş kayıt formu doldurmuş mu? Doldurmamış. Buyur abi, bunlar benim evraklarım. Bu evraklarımla senin elemanın olmak istiyorum demiş mi? Hiçbir zaman dememiş. Ama 30 yıl boyunca benim fabrikama gelip sürekli iş güç yapmış. 30 yıl sonra bu Cemal karşıma dökülse dese ki, ya Mehmet Bey merhabalar dese, merhabalar da hani sen kimsin? Ben Cemal işte 30 yıldır sizin şirketinizde öyle iyi niyetimden yardım ediyordum. Tabii benim hiçbir evrağım falan yok ama ben artık emekli olmak istiyorum. Ben 30 yıllık emekli maaşımı verir misiniz dese. Ne der adam, buradaki adam? Veremem kardeşim der. Ne diyecek yani, değil mi? Niye veremem? Senin evrakların eksik kardeşim. İş başvuru evrakın yok. Sigorta formun, poliçen, oyun buyun onların yok. Senin evrakların olmadan bu şirketten emekli maaşı alır mısın? Alırsın. Ama emekli maaşını değil. Peki öteki adam ne diyor? İman evraklarım eksik diyor. Allah'a iman, peygambere iman, kader kazaya iman, meleklere iman. Bunlara iman sadece dilde söyleme mi iman? Hay yavrum hey, hey. O konu başka konu. Adamın iman evrakları eksik. İşin sonunda diyor ki ya Rab, benim emeklilik gelmiş. Yani ecelim gelmiş. Şurada bir dünya kadar bir çiftlik verecektim. Patlise geçeceğim. Alır mı Cemal? Alır ama çiftliği değil. Öyle değil mi? Şimdi demek bir insanın böyle bir şeyi talep etmesi için öncelikle onu veren ne istiyorsa onu razı etmesi lazım. Ama haksızlık bu. Bana niye cennet verilmedi? Sana cennet verilmediğinde haksızlık olması için senin önceden cennetin olması lazım ki onu vermemesi lazım. Hani bazen şey oluyor ya böyle, Allah herkesin yardımcısı olsun. Doğuyor, gözü olmuyor. Haksızlık değil mi bu? Benim niye gözüm yok? Haksızlık olması için senin doğmadan önce de gözün olması lazım. Bazen ufak gözüken bir şey netice itibariyle öyle ufak değildir. Hani az önce ne dedik? İman evraklarında. Yani Allah'a iman etmekte eksik var, eksik. Sonra ne diyorlar soru olarak? 6 üstü 60 yıl Allah'a inkar ettik. Bunun karşılığı sonsuz cehennem olur mu diyorlar. Mermi ufaktır. Ya içinde olsa? Öyle ufak olmaz değil mi içinde olsa? Neticesi kötü olur. Aylarca belki yıllarca hastaneye gidebilirsin. Nereden yediğine bağlı. İmza ufaktır ama birden bütün şirketlerini devredebilirsin. Öyle imzayı ufak gören var mı? Biraz hayalim borcu var da şuraya. Bir düğme ufaktır ya nükleer füze ateşliyorsa. Başlangıçta ufak ama neticesi ufak mı? Hayır. İnkar ettim demek ufaktır ama cinayeti tüm kainatı kuşatır. Soru neydi? Ya altı üstü inkar etti yani sonsuz cehenneme mi gitmek zorunda? Öyle uygulaması, konuşması, yapması ufak diye neticesi de ufak demek değildir. Tüm kainat lisan-ı hal ile benim bir sanatkarım var derken sen nasıl olur da bunları toptan yalanlayıp sayısız bir cinayet işlersin? Benim Allah'ı yalanlamamdan ne olur ki dersen, senin haklı olduğun ama yalancı dendiği bir mevzuda istersin ki tüm gerçekler ortaya çıksın. Bu Sinan yalancının teki ya, bu Sinopluyum diyor. Kesin yalan söylüyor. İşte babam bilmem ne iş yapıyor diyor. Yalan ya, kesin yalan söylüyor yani. Ben seni böyle umuma rezil etsem ne yaparsın? Bu basit bir şey mi oluyor yani? Senin haklı olduğun ama yalancı dendiği bir mevzuda istersin ki tüm gerçekler ortaya çıksın. Aynen öyle, tüm kainatta o hisleri taşır ve onlara yalancı denmesini kaldıramaz. Birazdan derin gireceğim buraya. Cezanın büyüklüğü suçun büyüklüğü nispetindedir. Ya altı üstü inkar ettik diyor ya. Sen bütün kainatı tekzip edip yalanladığının farkında değilsin ya. İnsandan mahlukata, arısından sineğine, böceğine buna şahitlik ediyor. Ve sen umumuna yalancı diyorsun. Çünkü sonsuz mahlukat senden hak talep edecektir. Hiçbir sultan yoktur ki saltanatın gereği hukukunu çiğneyenlere gereken cezayı vermesin. Elbette kainatın sultanı Allah da saltanatını inkar eden o kafirden bunun karşılığını isteyecektir. Bir adamı bir dakika öldürdüğünde normalde verilen ceza yaklaşık 8 milyon dakikadır. İşte o öldürdüğünde aldığın müebbet, onu dakikaya çevirdim. Bir de yuvarladım. Bir adamı kaç dakikada öldürüyorsun? Bir dakikada. Bu anlattığım ceza dünya karşılığı. Yani niye sonsuz cehennem diyenin inkar etmediği dünya cezaları var ya.
Oradan anlatıyoruz. Bir dakika kişi küfretse, küfür esmanın örtülmesi demektir. Ya onun da cemal tecellisi varmış, ben inkar ediyorum. Allah'ın esmasını örttün. Tablo var şurada, 1 milyon dolar. Üstünde Salvador Dali yazıyor. Sildin Salvador Dali'yi, ne oldu? 50 TL'lik hurda oldu. Küfür bu işte. Sanatkarın adını sildin. Cinayet değil mi bu? Bir dakika küfretsen, kainatta Allah'ın kaç tane mührü var? Sonsuz. Ben diyeyim ki hadi 1000 tanesini ele aldık. Senin atomunda, hücrende, her yerde sikkesi var, hatemi var. Ehadiyet sikkeleri değil mi? Allah birdir, Allah birdir değil mi? La ilahe illallah sikkeleri var. Her yerde mühürler var böyle. Salvador Dali'nin yazısı gibi. Normalde bir dakika bir insan küfre girse bütün kainat adedince değil mi? Cinayet olacak. Hadi dedik ki 1000 tane cinayet oldu diyelim. Ben şimdi diyorum ki bir dakika birisi küfre girse buna 1000 cinayet diyelim. Yani bir dakikada 8 milyon dakika. Bu kişi 20 yıl yaşasa sadece, 20 yıl boyunca her dakikada 1000 cinayet işlemiş olsa. 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene hapse müstahak olur. Tahmini söyleyeyim, sadece böyle 1 milimetre küp içerisinde kaç milyon ruhani vardır Allahu alem yani. Kaç tane nöbetçi melek vardır Allahu alem. Sen hepsini yalanlıyorsun. Kaç katıl olduğunu sen hesapla. 1000 katıl değil yani. Dünyada bu karşılığa itiraz etmezken ahiretteki sonsuz karşılığına nasıl itiraz ediyorsun? Şimdi geldik işin benim için en önemli kısmına. Şimdi bak, küfrü ben az önce yalanlama olarak söyledim size değil mi İrfan? Şimdi başka bir meselesi var yalanın. Şimdi yalan demek her zaman şu demek değil. Abi 100 liram vardı hani yok demişsin falan. Anladın mı? Bana böyle mi yalan söylüyorsun? Hani iş verecektin vermedin. Yalan böyle değil. Yalanın aslında artık haysiyet namus meselesi vardır. Şimdi sen Allah'ı inkar ederek onun bütün delillerini ve varlık emarelerini yalanladın. Bununla birlikte aslında bizzat ben Mehmet'e de yalancı iddiası var burada. Çünkü ben Müslümanım. Bak konu biraz açıyor. Farkında mısın? Yeryüzündeki o kadar melek, ruhani, onların hepsine yalan dedin. Ahirette o kadar vazifedar meleklere yalan dedin. Yeryüzünde yaşayan Müslümanlara, ölmüşlere ve geleceklere. Hepsine Allah'ın inkarıyla yalancı dedin. Buradaki yalan basit bir yalan değil artık. Yani konu beni de kapsıyor. Allah'a yalancı demekle Mehmet'e de yalancı denilmiş oldu. Müslümanlık işin eylemsel taraftarlık kısmını sembolize eder. Mümin vasfı da imanlı kısmı temsil eder. Anladınız mı? Yani Müslüman taraftarlık tabiridir. En çok cinayetler haysiyet, yani namus cinayetinden dolayı işlenir. Şimdi Allah'ın inkarında haysiyet cinayeti var, namus cinayeti var. Neden? Allah'ın yarattığı kainat içerisinde onun varlığı ve istemesiyle hayat bulmaya devam eden bir adam Allah yok derse bu namus, haysiyet suçu olur. Şimdi benim babam şu kapıdan gelse, dese ki Mehmet oğlum yanıma gel dese, ben de desem hadi lan baba işine bak desem, beni bir ayıplarsınız değil mi burada? Ne biçim davranıyorsun lan babana dersiniz. Ben de biraz daha üstte desem, desem ki lan bu benim babam değil ki desem. Babama, olay inkara gitti. Şimdi babam açısından nasıl bir olay olur bu? Onuru kırılır ya. 33 yıldır kim besledi seni zahiren ya? Kim baktı hastalığında yanında? Düğününü kim yaptı seni? Çocuğun doğduğunda hastanede sabaha kadar kim bekledi? Der mi demez mi? Annem gelse, oğlum baban niye üzülüyorsun? Kimsin lan sen, kadın ne anası? Git senin gibi anam yok desem, bak devam ediyorum. Şimdi diyorlar ki ya ne var, bir inkar ettik yani altı üstü. Sonsuz ceza niye bak? Ben de inkar örneği veriyorum İrfan, inkar ediyorum. Şimdi siz izleyici olarak bile dayanamazsınız buna. Ne davası olur bu iş? Haysiyet davası olur. Sonra siz geliyorsunuz karşıma, diyorsunuz ki ya Mehmet kardeş hayırdır böyle böyle falan. Diyorum ki siz kimsiniz? Ben filanca işte. Siz evli misiniz? Evliyiz. Karınız var mı? Var. İşte karım aç. Ne karısı be? Benim karım lan o. Pis herif diyorum. Bak konu başka bir yerlere gitti. Senin karın olduğunu da inkar etmeye başladım onu. Ne olur bu işin sonu? Az önce ana babamı inkar ettim. Hadi o beni ilgilendiriyordu. Konu sana dayandı şimdi. Ortalık karışır. Niye karışacak kardeş? Basit bir inkar ya. Hani basit bir inkardı değil mi? Bak şu an sana yalanlıyorum. Diyorum ki o senin karın değil. Ne var bunda? Basit bir inkar ettik ya. Allah, hemen sinirleniyorum, beni öldürecekmişsin. Basit olur mu lan? Namus meselesi bu. Haysiyet davası. Doğru mu Fatih? Onlar ne diyor? Altı üstü inkar ettik yani. Basit mesele. Ne var bunda diyor. Babam bana gel Mehmet'im dese, ben daha dilan desem, siz ne dersiniz? Devam etsem, sen benim babam da değilsin. Bir de inkarla yetinmese, aidiyet de istese. Yani siz eşinizleyken dese ki o senin karın değil, benim karım dese. Biz de desek ki adama neden ceza verdiniz? Alt tarafı karınız benim dedi. Abi ne beni bıçaklayıp öldürdün ya? Alt tarafı karım benim dedim yani. Basit bir cümle mi bu? Basit değil. Az önce gene diyordu ya, alt tarafı Allah yok dedik. Niye ebedi cehennem? Senin lafız cihetiyle üç kelimede söylediğin şeyin karşılığı üç kelime değil. Sonsuzluk işte. Onu anlamıyorsun sen. Yani üç kelimenin irtikap ettiği o cümle namus ve haysiyet davasına gidiyor.
Hadi Salvador Dali'nin resmini sil. Hadi milletin karısına de bu senin karın değil benim karım de. O da basit 3-4 kelime. Ama neticesi öyle değil. Demek bu soruyu soran cürmünün neticesini bilmiyor. Biri size ait olan bir şeyde yalancı dese mesela hanımınızda ve çocukta dava açarsınız en iyi ihtimal. Hani adamı öldürmezsiniz. Şimdi ateist diyor ki Allah yok bu kainat senin değil yalancısın sen diyor. Bu arada bana yani tüm Müslümanlara, meleklere, kainata onu tesbih eden her canlıya da yalancı dedi. Mesele ne davası oldu artık? Haysiyet davası oldu. İşte bu haysiyet cinayetinin karşılığı sonsuz bir cehennemle neticeleniyor. Sonsuz rahmet ebedi cehenneme nasıl müsaade eder? Sizin anneleriniz şefkatli insanlar mı? Peki hiç size şiş soktu mu böyle anneniz? Sokmadı değil mi abi? Şimdi biz diyoruz ki Allah'ın şefkati okyanus olsa onun bir damlası anne şefkattir diyoruz. Betimlemeden akla yaklaşsın diye. Anne sana şiş bile sokmamış. Allah niye sonsuz cehennemde yakıyor madem o kadar şefkatliyse? Kainatta her şey Allah markası olduğu için ne demek bu? Esma tecellis. Kainatın yaratılışının birinci amacı bu. Her yeri esma boyamla boyadım. Bunlara bakıp beni bul, beni tanı. Mesela Salvador Dali'nin bir tablosu olsa madde itibariyle 50 TL ama ressamın imzası eklenince mana itibariyle paha biçilmez. Şurada bir tablo var diyelim ya. Urfa'dayız, açık arttırmaya gitmişiz. Suruç'tayız, tabloyu gösteriyor. Halis Dali. Ressamımız Halis Dali. Çiğ köfte sonrası tablosu. Şimdi ben de desem ki ya bu tablo etse 100 bin dolar eder desem ne dersin? Valla bizim köyde Hale Mehmet var. Valla o da yapar bunu desek. Adını da Hale Mehmet tablosu desek. Ne olur? 50 kuruşluk tablo olur. Çünkü bu tablonun 1 milyar dolar etmesinin sebebi ne? Üzerinde bunun ressamının sikkesi olunca, hatemi olunca, mührü alınca tablo belki 1 milyar dolar o da satanı bulursan. Bunun gibi ne kıymetli şeyler var ya? Kaşıkçı elması deniyor, elmas. Isırsan yenmez, tezeklerle birlikte yaksan seni ısıtmaz. Koysan ışık vermez, belin ağrılsa fıtığına iyi gelmez. Yorulsan enerji vermez, aşık olsan derdini dinlemez. Ama bulsan paran yetmez. Kaç milyarlar dolarlardır kim... Niye? Niye böyle bir şey var? Bak hiçbir işe yaramayan taş. O taşın bir mührü var artık insanlar içerisinde. Kaşıkçı elması diye. Salvador Dali'nin tablosu aynı şekilde. Bunlardan çok daha kıymetli ve gün boyu kullandığımız biz. Kainattaki bütün masnuatta da Allah Azze ve Celle'nin mührü var. Sen Salvador Dali'nin tablosunu benim diye silsen ve üstüne kendi adını yazsan hem yalancı olursun hem de büyük bir cinayet işlemiş olursun. Peki kainatta her yeri boyayan Allah'ın esması ve sikkelerini silsen ve desen ki ya arkadaş ne varmış ya bu sanatkarda da sen hesaplayamayacağın büyük bir cinayete girmiş olursun. Sen mahlukattan Allah markasını silsen ne olur? Küfür her yerden o bağı koparıp o markayı siliyor işte. Çünkü eser kıymetini sanatkardan alır. Gökteki güneş, penceredeki kuş Allah markası ile yani Allah'a aynedarlık ile ciddi bir değer kazanırken küfür onun kıymetini düşürüyor, güneşe dolaşan serseri bir ateş topu gibi bakıyor. Normalde Allah'ın bir markası olarak görürsen şaşıracaksın. Herkes evine evden küçük lamba alırken Allah dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde o lambayı nasıl takmış ve nasıl onu kendi sahasında cevelan ettiriyor diyor. Şaşırır insan değil mi? Hayret eder. Ama sen esma ile Allah ile ilişkisini koparınca güneş serseri bir ateş topu oluyor. Ya üstümüze düşerse diye korku bile verir sana. Şurada kağıtta güneş olsa bütün dünya birleşse seni inandırabilir mi tesadüfen bu güneş çizilmiş diye? Kağıda çizilen güneş bile ressamı işaret ederken sema denizinde çizilen dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sahipsiz olsun. Otoyolda giden aracın intizamlı hareketlerini bile bir şoföre bağlarsın ama kainattaki yıldızları tesbih tanesi gibi çeviren bir yaratıcının hareketlerini kör tesadüfe verirsin. Kainata bunca cinayet ile saldırınca neticesi sonsuz olacaktır. Sonsuz olma sebebini anlamayanlar aslında onların işlediği cinayetin büyüklüğünü anlamamıştır. Okumaya devam edelim Muhammed abi. Risale-i Nur'da kat'iyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulmü azimdir. Anladınız mı? Küfretti mi kainatı da yalanlıyor. Örnekler geliyor mu akla? Özellikle o haysiyet davası denen örneği unutmayın. Tamam mı? Devam. Ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatımızın selbine sebep oldular. Allah'ı inkar edenlerden deniz dibindeki balıklar bile şikayetçi mi? Şikayetçi. Bak dava sayısı artıyor farkında mısınız? Az önce ne demiştik? 1000 katıl dedik. Ne bini ya? Deniz dibindeki balıkları bir hesaplasana sen.
Sadece kefalde 5 milyon yavru var. Ailece dava etseler bitti işin. Onların hepsi şikayetçidir. Biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Bizi kusursuz bir şekilde O yaratmıştır. Çünkü O'nun kendisi kusursuzdur diye tesbih ediyoruz. Ama bu dışarıdakiler hayır öyle bir yaratıcı yoktur diyor ve bizim ağrımıza gidiyor. Çünkü bizi bile yalanlıyorlar diye deniz dibindeki balıklar bile öfkeleniyor. Devam. İstirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayet-i sahiha vardır. Bu afatların sebepleri ne oluyor biliyor musun? İşte temelinde yine Allah'ın inkarı var ama ben diyorum ki bu inkarı sadece küfre girmişler yapmıyor yani. Müslümanlar da onun vasıflarını inkar ediyor işte. 40 milyon kumar bileti ne demek ya? Bu kadar bar pavyon fuşiyat yani bu İslam diyarında yani. İnsaf ulan insaf ya. Sen bundan rızık mı çıkaracaksın düşün. Bunlar da Allah'ın rububiyetini inkar değil mi? O kadar fazla yalanda olan olur mu bu ticaretlerde ya? Senin yaşam tarzının dışarıdaki adamların ne farkı var? Sen de amellerinle inkar ediyorsun resmen. İman onun alameti salih ameldir. Bunlar bizden uzaklaştığında neticesi ne? Afat. Devam. O halde kafirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam şefkate layık hadsiz masumlara acımıyor. Ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki, müstehaklara afat geldiği zaman masumlar da yanarlar. Yani Allah'ın inkarı, tanınmaması, bilinmemesi, onun istediği şekilde yaşanmaması ne demek bu? Efendimiz'i düşün, sahabeleri düşün, onların birlik ve mücadelesini düşün. Topluma asıl ve gerçek manada şefkat, adalet etmelerini düşün. Hangisi sen ben gibi eve kapanmış, ya o evde Kur'an'ını oku namazını kıl zaten yeterli o demiş. Ve ticaretinde bu kadar yalanlara girmiş. İslam'ı sadece bir umreye ve hacca gitmek olarak tanımlamış. Hangisi girmiş bu zalimliğe? Hiçbiri girmemiş. Bizler de bu zulmün içindeyiz, bizler de. Şu an o kadar üzücü ki yani ciddi ilimlere sahip kimi Müslümanları görüyorsun. Tek derdi başka bir Müslümana laf sokmak, laf yetiştirmek ya. Başkalarını görüyorsun fitneden başka hiçbir şey çıkarttıkları yok ve bunlar diğer güzel Müslümanlarla aynı Allahu Ekber lafızlarını söyleyen insanlar yani. Tek dertleri toplum içerisinde fitne çıkarmak başka hiçbir şey değil. Birilerinin kusurlarını alayım, birilerinin yalanlarını alayım, birilerinin iftiralarını alayım, gün yüzüne çıkarayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Adiliğe bak, karaktersizliğe bak. Benim gözümde başrol oyuncusu bu halsiyetsizler. Ötekiler ligde değil çünkü. Bunlar ligde ligde. Ligdesin, Müslümansın, bir yerlerde Allah sana rol vermiş bir de oynatıyor. Sen en adi, karaktersiz şekilde iftiralara tutuşuyorsun. Müslümanları ifsat etmeye tutuşuyorsun. Bu ne oluyor biliyor musun? Gençlerin imanına göz dikmek oluyor işte. Sen o iftirayı atmasan, o hadsiyetsizliği yapmasan birileri daha imana kavuşacak. Senin o adice, kalleşçe iftiraların, adiliklerin yüzünden insanlar imandan geri çekiliyor, imandan. Ve karaktersiz. İşte benim gözümde afatın en temel sebebi bu çünkü ligde oynayan adam bu. Forvet'teki oyuncu boş kaleye golü atmazsa oyunu sattı demektir. Mahallede en güzel top oynayan çocuk istediğini yapsın kimse laf etmez. Çünkü lige girmemiş lige. Ama öteki forvet boş kaleye geldi gol atmadı ne yaparlar? Sana o kadar imkan açılmış, kale boş, vuracaksın gol girecek. Müslümanları satıyorsun pis fitnelerinde, iftiralarında. Adi adamlar. Bunlara uymak, bunlara benzemek. Dünyada daha kötü bir şey tanımıyorum. Bir adamın bütün vücudu kezzap dökülse yansa bunlara benzeyen bir adam kadar acımam onun haline. Çünkü kezzap dökülenin birkaç on yılı gider. Bunlara benzeyenin sonsuzu gider. Devam. Onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Bu toplu zarar görenler içerisinde mazlumlar da var ya. Orada gizli bir merhamet varmış. O merhamet ne? Ona bir bakalım. Bir zaman eski harbi umumide düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katıl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birinci Cihan Harbi'nde mazlumlara da başına musibet geliyor. Üstad diyor ki çok şefkatli olduğundan dolayı ben üzülüyordum ya böyle içimde sıkıntı çekiyordum diyor. Onların başına bu gelen hallere üzülüyor, şefkat ediyor. Devam. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Yani toplu bir musibette canın gitse imanlı isen şehit hükmüne geçiyorsun. Malın gitse ahirette sonsuz bir mala dönüyor. Allah Allah. Devam. Hatta o mazlumlar
kafir de olsa. Bak şimdi olayı anlatıyor, diyor ki hadi imanlılar böyle tamam. Diyor ki bak kafir de olsa. Ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet-i ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perde-i gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i bir surette kanaat getirdim. Çok ilginç. Yani kafire bile o musibet içerisinde kendi o küfür halinde bile şükredebileceği bir şey saklamış Allah Azze ve Celle. Çok ilginç. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Üstad ne zaman elem duyup konuyla ilgili belli başlı incelikleri açıklasa ve işi sonunda feraha erse hep Allah'a bağlamasıyla kurtuluyor ihlasla. Bak her konuyu Allah canibinden bakıyor ve konuları bu şekilde çözümlüyor ve sürekli Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor, yani huzura eriyor. Ne demek huzur? Sürekli Allah'ın hazır ve nazır olduğunu bilme düşüncesi ve kalbi sürura eriyor. Allah bize de nasip eylesin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiri davahümne elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha me selavat.